Merhabalar, ben Kasım Şahin. Gündem TV olarak karşınızdayım. Bugün bir dizi cinayetlerle ilgili, Bolu'da işlenen cinayetlerle ilgili bir haberimizi paylaşacağım sizle. Bolu'nun unutulmayan cinayetleri, yıllardır hafızalardan silinmeyen cinayetlerin anlatımını, bir paylaşımını gerçekleştireceğiz. Malumunuz, Türkiye genelinde işlenen cinayetler, Bolu'da yıllardır işlenen cinayetleri gündeme getirmiş oldu. Biz de bunlarla ilgili bir takım haberler toparlamaya çalıştık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu yaptığı açıklamaya göre 2022 yılının ilk 7 ayında 158 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Yani kadın cinayetleri. Biz de bu paralelde Bolu'da işlenen kadın cinayetleri ve erkek cinayetlerini de ele aldık. Daha şöyle Türkiye gündeminden birkaç bir şey bahsetmek isteyeyim. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde genç bir kız sevgilisi tarafından maalesef başından vurularak öldürüldü. Hatta bu suçu işleyen, genç kızı vuran şahıs da kendini aynı tabancayla vurdu. Birkaç gün hayatta kalan bu katil zanlısı kendisine vurduğu için yoğun bakımdan çıkamadı ve hayatını kaybetti. Bir diğer cinayet olayı yine yakın zamanda meydana geldi ve Çanakkale'de yaşandı. Eşini öldüren katil zanlısı sosyal paylaşım sitesinde öyle bir şey paylaştı ki yani akıllara zararı ya. Bakın ne diyor biliyor musun sosyal paylaşım sitesinden? Karısını vurduktan sonra, öldürdükten sonra gururlu hissediyorum paylaşımını yaptım. Bununla da yetinmedi. Bu şahıs yine sosyal paylaşım sitesinden ben namusumu temizledim. Herkese duyurulur. Paylaşımını yaptım. Nasıl bir erkek zihniyetidir bu ya? Ya bunun cinayetle bitmesi gerekir mi? Ya boşarsın gider. Ayrılırsın. Neyin namusu ya? Neyin namusu cız? Sen hapse gittin, kadıncağız mezara gitti. Ne oldu? Ortada çoluk çocuk var. Sersefil. Ben çok saçma buluyorum. Evet, bu cinayetleri, Bolu'da işlenen cinayetleri, kadın cinayetlerini yeniden gündeme taşımak da bize kaldı. Bunları yapmak zorundayız. Sadece kadın cinayetleri değil, korkunç erkek cinayetleri de var. Hala hafızalarda. Bunları paylaşacağım, hepsini paylaşacağım. Son yıllarda ülke genelinde işlenen kadın ve erkek cinayetlerinin artmasının ardından bir hafta içerisinde Çanakkale'de ve Trabzon'da ve şehrin birçok müktelif yerlerinde cinayetler meydana geliyor. Evet, başlıyoruz. Bolu'da işlenen ve hafızalardan silinmeyen kadın cinayetleri, erkek cinayetleri. Ne zaman duracağız onu bilmiyorum. Bolu'da unutulmayan cinayetler serisiyle ilgili ve kadın cinayetleriyle ilgili haberimizin ana hatlarına başlıyorum. İlk cinayet 2013 yılında unutulmayacak, hunharca işlenen bir cinayeti gündeme getireceğiz tekrardan. Bu cinayet ne derseniz Bolu'nun tanınmış isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Nülüfer Turizmi'nin sahibi Naci Keskin'in cinayetiydi. Bu cinayeti ben birebir olay yerine gittim, izledim. Hatta mahkeme takiplerini bile yapmıştım. Evet, nedir bu cinayet diyeceksiniz. Şöyle özetleyebilirim. Naci Keskin. Bolu'da 65 yerinden, tekrar söylüyorum, 65 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Hatta Adli Tıp Kurumu raporlarına göre 65 bıçak darbesinin 17'sinin öldürücü olduğu tespit edildi. Bu Adli Tıp raporuna girdi. Katil zanlısı ise aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen yakalanarak adli makamlara teslim edildi ve tutuklanmıştı. Fakat bu katil zanlısı bir türlü üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, inkar yoluna gitti. Fakat bu vahşice işlenen cinayet Bolu gündemine ve Türkiye gündemine de oturmuştu. Çünkü burada bir ekmek bıçağı kullanılmış ve 65 bıçak darbesi vardı. 17'sinin öldürücü olduğu tespit edildi. Bu cinayetin ardından tabii ki adli yargılamalar sürdü. Uzunca bir zaman da sürdü.
Ve katil zanlısı ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ama ne oldu? Bolu'nun ünlü bir iş adamı maalesef hunharca katledildi. Bu olay hem Bolu'da hem Bolu'da hem de Türkiye gündeminde yerine oturmuştu ve çok büyük tepkilere de neden olmuştu. Bu bir erkek cinayetiydi. Esas geleceğim konulardan biri de kadın cinayetleri. Bolu'da kadın cinayetleri gerçekten çok vahim. Çok vahim. Sizleri hemen 2014 yılına götüreceğim. 2014 yılında ne oldu? Ben bu haberin ilk takipçiliğini yapan kişi benim. İlk olay yerine giden kişi benim. Ve birebir bu haberlerle ilgili hem duruşmaları takip ettim, hem yakınlarıyla ilgili genç kızımızın hunharca öldürülmesiyle ilgili bütün detaylara da ulaşmıştım. Nedir bu cinayet diyeceksiniz. Evet, Bolu'da ilk defa bir üniversite öğrencisi, genç kız, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın tarafından işlendi. Genç kızımız. Kim diyeceksiniz? Hemen hatıraları canlanacak herkesin. Bigem Çubukçuoğlu. Bir anda o güne gitti aklım. Genç kızımız Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki genç bir kızımızdı. İlerisi için eğitim almaya, hayatını sürdürebilmek için eğitim almaya, güzel bir eğitim alıp hayatını sürdürmeye çalışan bir genç kız öğrencimizdi. Bu gerçekten anlatması zor ama bunu da gündeme getirmek için anlatmak zorunda kalıyorum. Bu olay Borazanlar Mahallesi, yani eski cezaevinin olduğu bölümde meydana geldi. Bir genç Çubukçuoğlu arkadaşlarıyla kafede buluşmuş, sohbet ettikten sonra yaya olarak evine giderken arkasından Ayşe Kalkan isimli bir kadın, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edildi. Ama akli dengesi yerinde olmamasına rağmen vergi dairesinde, Bolu vergi dairesinde çalıştığı da tespit edildi. Ne kadar ilginç değil mi? Ama ölümünde bu kadar acısı çok, ölümünde böylesinin acısı da gerçekten bir felaket. Ayşe Kalkan üzerinde taşıdığı, çantasında taşıdığı daha doğrusu, ekmek bıçağını çıkartarak genç kızımızın, yani Bigem Çubukçuoğlu'nun boğazına bıçağı sapladı. Elleri kırılsaydı da saplamasaydı, genç kızımız keşke aramızda olsaydı. Bu haber de gerçekten gündeme damgasını vurdu. Sadece Bolu için değil, Türkiye için de bir sarsıcı bir olaydı. Bir kadının öldürülüşüydü bu. Hatta bir kadın değil, bir genç kızımızın hayattan koparılış öyküsüydü. Halbuki hayatta ne beklentileri vardı, neler istiyordu. Çok sevilen bir öğrenciydi, onu da biliyoruz. Katil zanlısının mahkemede verdiği ifadeyi söylüyorum size, bakın. Çok çarpıcı bir şey. Akli dengesi yerinde olmayan katil zanlısı. Saçlarını kıskandım hakim bey, onun için yaptım. Bu nasıl bir savunmadır ya, ben anlayamadım. Evet, gerçekten bir Bigem Çubukçuoğlu'nun fotoğrafta da gördüğünüz gibi çok güzel bir saçları var, uzun, kumral, ben kumral olarak biliyorum. Saçları vardı, uzun saçlıydı, kendisine bakan bir genç kızımızdı. Evet, akli dengesi yerinde olmayan Ayşe Kalkan tarafından, boğazından bıçaklanarak Bigem maalesef hayattan koparıldı. Ama Bigem unutulmadı. Bakın 2014 yılında bu cinayet işlendi. Hala unutulmadı, hala hafızalarda. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bigem'in arkadaşları onun adını yaşatabilmek için üniversite kampüsü yerleşkesi içerisinde bir park açıldı. O parkın adına da Bigem Çubukçuoğlu Parkı verildi. Bu çok güzel bir olay. Evet, katil zanlısı Kalkan ne oldu diyeceksiniz. Ömür boyu
müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezası, verilen cezası bu. Bigem'le başladı, Dilay Gül'le devam etti. Ne oldu diyeceksin 2015 yılında? Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü öğrencisi Dilay Gül kıskançlık kurbanı oldu. Bir erkek vahşeti daha. Nasıl oldu olay diyeceksiniz. Bunun da mahkemelerini takip ettim. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü bu davaların hemen hemen hepsi. 19 yaşındaki genç öğrenci Dilay Gül, sınıf arkadaşı Uğur A tarafından maalesef katledildi. Hayattan koparıldı. Bütün güzel düşünceleri onunla beraber mezara gitti. Ne oldu? Dilay Gül de Bigem Çubukçuoğlu gibi bıçakla öldürüldü. Bu korkunç cinayette hem bunun unutulmaz cinayetleri arasında yerini aldı hem de Türkiye gündemine oturdu. Yani 2014 yılından 2015 yılına kadar iki kadın cinayeti daha var. Anlatacağım çok şeyler var. Bu cinayet nasıl, neden işlendi? Uğur A, katil zanlısı, sınıf arkadaşına aşıkmış. Olabilir ama bu cinayet sebebi değildir. Kıskançlığından dolayı, yani Dilay yolda yürürken telefonla konuştuğunu duyan Uğur A, katil zanlısı, herhalde yanlış bir anlaşılma oldu orada, ne duyduysa artık bunu da tam bilemiyoruz, kıskançlığını belirterek bu cinayeti işlediğini itiraf etti. Ne oldu diyeceksiniz? Dilay Gül'ün katil zanlısı müebbet hapis cezası ile sonlandı. Ama Dilay Gül de yine hafızalarda yerini almakta. Tekrar cinayet. 2014 yılında Bigem Çubukçuoğlu katledildi. 2015 yılında Dilay Gül üniversite öğrencisi bu da katledildi. Yine üniversite öğrencisi. Yıl 2016. Yine Gerede. Yine Gerede Meslek Yüksekokulu öğrencisi Berfin Yıldız. Maalesef hayallerinden, umutlarından kopartıldı. Halbuki ne hayalleri vardı, okuyacaktı. Tasarım bölümü öğrencisiydi. Bu da 19 yaşındaydı. Evlenecekti, işe girecekti. Kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunacaktı. Ama maalesef bu hayallerin hepsi toprağa gitti. Ne oldu diyeceksiniz. 2016 yılında Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğrencisi Berfin Yıldız, sevgilisi Cihat Kaycı tarafından öldürüldü. Tek kurşunla, kalbinden vurularak. Nasıl oldu diyeceksiniz cinayet. Cihat Kaycı İstanbul'da oturuyordu. Sevdiği kız ise Gerede de öğrenim görüyordu. Bir gün sürpriz yapmak istedi kendisine Berfin Yıldız'a. Bir gece vakti İstanbul'dan otobüse binerek Gerede ilçesine geldi. Kış günleriydi, kar yağıyordu, hava çok soğuktu. Ama sürpriz yapacaktı. Yanında da bir de tabanca getirmişti. Hatta mahkemede mahkeme başkanı sordu, yani silah, neden silah getirdin dedi. Ben silahı çok seviyordum. O yüzden bir tanıdığımdan aldım. Hava atmak için yanımda getirdim diye bir ifadesi vardı. Evet, sürpriz yapacaktı. Bu sürpriz tabii ölümle sonuçlanacak bir sürpriz değildi. Bir ölüm var. Genç kızımız Berfin Yıldız hayatını kaybetti. Katil zanlısı Cihat Kaycı ifadesinde şöyle bir şey kullandı. Tabii ben de bu duruşmaları birebir izlediğim için hala hafızalarımda duruyor bu olay. Cihat 5. kata tırmandığını söyledi. İlginç, 5. kata nasıl tırmanır bir insan?
su borularını kullanarak balkona kadar çıktığını, balkondan da balkon kapısını açtığını, yattığı odaya gittiğini söyledi. Buraya kadar tamam. Fakat savunmasında cinayetten yırtmak için diye ben tahmin ediyorum bunu, bir erkekle yattığını gördüğünü, yorganı açtığında bir erkekle beraber yattığını gördüğünü ve çok sinirlendiğini, hatta Dilek'in odasında bir el bu erkeğe ateş ettiğini, merminin kalorifere isabet ettiğini, oradan sektiğini söyledi. Bu olayın hemen ardından soğuk gecede kar, buz her taraf. Cihat Kaycı üniversite öğrencisinin üzerine bir mont bile almasını kabul etmeyerek kolundan tutarak 5. kattan aşağı indirdi. Berfin bağırıyordu ama sesini duyan yoktu. Çığlık çığlığa bağırıyordu. Ölüme gittiğinden habersizdi Berfin. Cihat Kaycı ne yaptı? O karlı, buzlu havada -20-25 derecede, geride birçok insanımız bilir, 25-30 eksi derecelere kadar düşer. Genç kızı gözlerden uzak bir yere kadar götürdü. Burada tartışmaya başladılar. Yani kuş uçmaz derler de öyle bir tabir vardır, kervan geçmez diye bir yere götürdüydü genç kızı. Burada bir tartışma yaşandı. Kızcağız yalvardı, yakardı. Tabii bunları hep biz mahkeme anlatımlarından öğreniyoruz, duyumlardan öğreniyoruz. Birebir yaşadığımız bir olay değil ama. Gözünü karartan kıskanç genç, hiçbir şeyi hesaplamadan, genç bir kızın hayallerini söndüreceğini hesaplamadan tek bir kurşunla kalbine ateş etti tabancasıyla. Ve genç kız kalbine aldığı o mermiyle maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı ne yaptı? Olay yerinden kaçtı. Tabii polis peşini bırakır mı? Kısa bir sürede Cihat Kaycı yakalandı, adalete teslim edildi. Cihat Kaycı mahkemede sevgilisiyle olan resimlerini paylaştı. İşte bilerek cinayet işlemediğini, onu çok sevdiğini, bir kıskançlık uğruna bu işe karıştığını, çok pişman olduğunu söyledi. Ama son pişmanlık maalesef fayda etmez. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu korkunç 3. kadın cinayetine de kararını verdi. Ve Cihat Kaycı, o da gençti. 20'li yaşlardaydı. Ve ömür boyu müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Evet, Bolu'da unutulmayan cinayetler bitmek bilmiyor. Yine 2016 yılı. Bu olay gerçekten vicdanları yaralayan ve korku dolu anlar yaşatan, insanın aklına, hayaline sığmayan, vahşice işlenen bir cinayet. Hemen hatırlatayım. Nasıl bir cinayet? Bu cinayetleri anlatıyorum ama ben bu cinayetleri insanların hafızalarından kazınmasını da istemiyorum. Bunlar birer örnektir. Yazık insanlar, genç kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız maalesef kurban ediliyorlar. Evet, 2016 yılında bu korkunç cinayet nasıl oldu? 30 yaşındaki engelli bir vatandaşımız vardı. Erhan Gümüş. Bolu'nun yarısı bu genç vatandaşımızı tanırdı. Engelliydi. Genellikle terminal civarında gezerdi. Terminalde yatıp kalkardı zaman zaman. Orada eş dost bulurdu kendisine, sohbet ederdi. Birçok insan tarafından sevilen bir kişiydi. Fakat 3 tane yaratık diyeceğim ben bunlara. 3 tane yaratık. Gökhan Ç, Ömür B ve Ömür S.
Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu engelli vatandaşımızı bir arabaya bindirip maalesef kaçırdılar. Ormanlık alana götürdüler. Adi insan bunlar. Ya bu engelli bir erkek bu yani. Ne istersiniz ya? Ne kadar sıkıntısınız siz ya? Ormana götürüp cinsel istismarda bulundular. Konuşacak çok şey vardı. Neyse. Bununla da yetinmediler. Çırılçıplak soydular. Ve boğazını kesip öldürdüler. Biraz bir vahşettir, anlayamadım. Zaten bu haberi yaparken de, bu haberin takipçisi, mahkemelerde takipçisiyken de kanım donmuştu, içim çekilmişti. Şu anda yine aynı duyguları yaşıyorum. Vahşet üstüne vahşet var burada. Bu üç sapık katil engelli vatandaşımız üzerinde çırılçıplak soyduktan sonra, yani giysilerini çıkarttıktan sonra toprağa gömdüler. Evet, toprağa gömdüler. Cesedi öldürdükten sonra cesedi toprağa gömüp suç delillerini yok etmeye çalıştılar. Ama Asayiş Şubesi, Cinayet Bürosu'nun deneyimli ve başarılı ekipleri titiz bir çalışma sonrası bu üç yaratığı, bu üç katili yakaladılar. Günlerce soruları sürdü. Üç kişi ayrı ayrı sorgulandı. Hepsi suçu birbirinin üzerine atmaya çalıştı. Ama ne var ki mahkemede her şey ortaya çıktı. Bu üç kişi de Gökhan Ç, Ömür B ve Ömer S olarak düzelti, bunu daha demin önce hata yapmışım, sorun değil, şeyler karışabiliyor bazen. Ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Ben şunu söylemek istiyorum. Siz hiç çıkmayın kardeşim cezaevinden. Hiç çıkmayın. Oradan sadece cenazeniz çıksın. Daha ne diyebilirim? Evet, son olarak da yine Bolu'da gerçekten hafızalardan silinmeyecek bir cinayet öyküsü daha anlatacağım. Bolu'nun Seber ilçesinde. Ya bu mal mülk paylaşımı nedir? Ya Kanuni Sultan Süleyman bile götürememiş. Cebinde kefeni yok. Karun gibi hazinesini alıp öbür dünyaya götürememiş. Siz neyin peşindesiniz ya? Neyin peşindesiniz? Büyük Topaç ailesi. Geniş bir aile. Bir dam yüzünden mi, bir artık teras yüzünden mi diyeyim, bir yeri yapımını paylaşamamışlar. Onlarca kişi birbirine girmiş. Taşlar, sopalar, nacaklar, baltalar, tabancalar uçuşuyor. Bu kavgada ne oldu? Akraba bunlar. 4 kişi hayatını kaybetti. Yazık. 4 tane can. Bir o kadar da yaralı. Ayrıca bunların duruşmaları da sürdü. Mahkeme heyeti herkesi tek tek dinledi. Tanıkları dinledi. Sanıkları dinledi. İşte davacıları dinledi. Davalıların şeyini dinledi. Şikayetlerini, dileklerini, taleplerini dinledi. Ve sonuçta Büyük Topaç ailesinden bir baba ve iki oğlu maalesef
uzun yıllar sürecek hapis cezalarına çarptırıldılar. Sonuç olarak şuraya geleceğim. Size Bol'dan 6 tane önemli, yani hafızalardan silinmeyen, sürekli hafızalarda bulunan cinayetleri paylaştım. Amacım bu cinayetleri yani iyi bir şeymiş iyi bir şey gibi anlatmak değil, ders almak olsun diye anlattım. Hele şu 3 üniversiteli öğrencimizin katledilişleri yürekleri dağılıyor. Ve hala da bu aileler, bu genç kızlarımızın, genç öğrencilerimizin aileleri hala da bunların acısıyla yaşıyorlar. Şunu söyleyeceğim. Bir canı Allah verir, yine Allah alır. Yani nedir bu kıskançlıklar? Nedir bu paylaşımsızlıklar? Anlamıyorum. Ben bu cinayetlerin durdurulmasını istiyorum. Sadece Bolu'da değil, Türkiye genelinde. Lütfen artık durun. Cinayetlere son.